Hepinize yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Player of the Year paketleri geldi bildiğiniz kadarıyla. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 102 Vinicius Junior için top açılımı yapacağız. Bakalım çıkarabiliriz mi? Açıkçası çıkarıp çıkaramayacağımızı merak ediyorum. Çünkü güzel paketler gelmiş. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem normal lig Player of the Year'lerinde güzel kartlar var arkadaşlar. Buradan tabii ki de gönlüm Vinicius Junior istiyor. Yani inşallah çıkarırız. Buradan Vinicius'u çıkarırsak arkadaşlar bu paketten devam edeceğiz. Buradan da arkadaşlar Gyökeres istiyorum. Ya sadece istediğim bir tane oyuncu. Bir de Nicolas Kühnmen arkadaşlar. Bunun istememin sebebi ben Celtic maçını, Şampiyonlar Ligi maçını canlı canlı izledim arkadaşlar. Nicolas Kühn o maçta çok güzel oynadı. Çok da güzel bir tane gol atmıştı uzaktan. Falsosu da yüksek gelmiş. Seviyesi düşük olması beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çok önemli değil. İstiyorum Wonderkid olarak kadromda oynatacağım. İnşallah onu da çıkarırız diyeyim. Neyse. Şöyle bir taktik deneyelim Vinicius Junior için. Yani güçlendiricili bir kartı. Gelirse güzel olur. Hız hızlanması bence biraz düşük olmuş. İnşallah çıkarız. Deneme videosu da zaten eğer çıkarırsak gelir. Konami MyClub'ımızın hepsini buraya harcatma. Ücretsizden tek atarsak çok güzel olur. Şöyle şu an ekrana odaklanmadım. Size doğru odaklandım. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuz maalesef çok fazla izlenmedi. Yani belli. Zaten ben izlenmeyeceğini biliyordum. Onun da nedenini şöyle bakayım. Bir an beyaz formayı görünce Vinicius yandım. Cambiaso geldi. Düşük seviyeli sanırım. Bakalım 93 seviyeli. Sıkıntı yok. Dursun kadromuzda. Şimdi normal MyClub'la açılma devam edeceğiz ama ondan önce bir şey söylüyordum. Dediğim gibi arkadaşlar önceki videomuz fazla izlenmedi. Eğer bu video böyle güzel izlenirse önceki videomuza da giderek bir destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Uzun zamandır video atmadığım için birazcık etkileşimlerimiz düşmüş doğal olarak. İnşallah tekrardan onları yükselteceğiz. Vini'ye tek atamadık. Şimdi şöyle bir daha deneyelim. Vini'ye girdik. Şöyle bir döndür. İki döndür. Tamam aşağı doğru inelim. Özelliklerine de baktık. Çıkalım. 7 kere iptal yapalım arkadaşlar. Yani belki çıkar. Şöyle 4 oldu. 5, 6, 7. de bastık. Gözümü de kapatayım. Yani 102 seviyeli Vini inşallah gelir. Elimde kartları var ama bu kartının gelmesini istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel de bir top açılımı videosu olsun diye çekmek istedim. Şu an hala gözüm kapalı. İnşallah çıkarmışızdır. Açtım gözümü. Bruno Fernandes gelmiş. Yani çok yaklaşmıştık Vinicius'e. Bruno da 99 oluyordur. Belki 100 olma ihtimali var. Çok da düşük olsa. Seviyelerini bilmiyorum tam olarak. Şöyle görelim arkadaşlar bir. Evet çok da yaklaşmışız. Üstlerden çıkarmışız. İnşallah gidip en aşağıdan vermez şimdi. Şöyle bu sefer direkt basalım arkadaşlar. Hatta şöyle direkt ben arkamı falan döneyim. Belki yani totem tutar da aynı yüksek seviyeli boncu çıkardık. İnşallah şimdi de çıkar diyelim. Şöyle bir döndük. Vini gelir mi? Hadi. İspanya yani ligi tutturduk ama oyuncuyu tutturamadık. Kim bu? Becker diye bir oyuncu çıktı 91'lik. Yani vuruşuna bakarsak arkadaşlar falso değerinin yüksek olması lazım. Kart tasarımında öyle duruyor. Bakalım. Falsosu evet. Aynı 67 falsosu varmış. Çok da iyi değilmiş. Gerek yok. Kötü bir oyuncu çıkaracağımız belliydi. 2 diren üstten çıkarıyorduk. Şimdi sıra Vinicius'te. İnşallah Vini gelir. Artık son MyClub'ımız çıkması da lazım. Aslında buradan da denemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Gyökeres ve Kühn için. Zaten daha 6 gün burada MyClub biriktirirsek arkadaşlar. Ya biriktirebiliriz diye düşünüyorum. Oradan da açılım yaparız. Ben şimdi şuradan Vinicius için bir tane daha deneyeceğim. Yani bu video full Vinicius'e gitmiş oldu. 300 MyClub'ı da harcamış olduk. Artık geldi geldi gelmedi. Kendi bilir diyelim. Son MyClub'ımızı verdik. Son paketimizi açtık. Şöyle gözümüzü de kapatalım. Belki çıkar. Belki çıkmaz. Ama çıkması umudundayım diyecektim. Upamecano geldi. Evet yukarılardan bir isim daha çıkardık ama Vini'yi bulamadık arkadaşlar. Şimdi bu çıkardığımız oyuncuları bir kadroya koyalım. Yani iyi oyuncular gelmedi açıkçası. Ben pek sevinemedim. Yani Vinicius'u istediğim için, Vini'ye odaklandığım için İtalya kadrosu kalmış. Neyse sıkıntı yok. Burada buraya koyalım. Bakalım kaç seviyeye kadar çıkıyormuş bu çıkardığımız 4 oyuncu. Sol bek Cambiaso 97'ye kadar çıkıyor. Ya bunların Xabi Alonso'yla olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle Bruno Fernandes 100 seviyeye kadar çıkıyormuş. Evet şaşırttı şu an beni. Bu sol kanadımız 95 sanırım. Tam göremedim ama. Evet Geraldo Becker 95'e kadar çıkıyor.
Şimdi kadro dışından bir kişi kaldı. Artık onu da alalım. Upamecano'da belki 99 olma ihtimali var arkadaşlar. Yok, 98'de kaldı. Bruno'nun bu kartı 95'ten 100'e kadar çıkıyormuş. Yine yüksek seviyeli bir oyuncu çıkarmış olduk ama istediğimiz oyunculardan birisi değildi. Fernandes'i belki kadromuzda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Diğer oyuncular da bu. Ben bu oyuncunun, Geraldo Becker'in falsosu yüksek zannettim. Falsosu çok kötüymüş. 69 seviyelerde. Ya bayağı düşük. Burada da Cambiaso falan var arkadaşlar. Andre Cambiaso. O da çift yönlü oynayabiliyormuş. Çok da iyi özellikleri yok. Upamecano'nun özelliklerine bakalım bir de. Vinicius'u keşke çıkarabilseydik. Upamecano'nun da seviyesine göre özellikleri güzel. Yok edici olarak gelmiş. Paket açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer Michael Up biriktirebilirsem, yani Şampiyonlar Ligi'nin top açılımı gerçekleştiririm. Fakat zaten çok büyük, yani hepsini açamayacağımız için, ufak çaplı bir top açılımı olacağı için onun videosunu çekmem büyük ihtimalle. Çıkardığım oyuncuları yani shorts videosu şeklinde paylaşabilirim. Bu şekildeydi. Yani ne şanslı ne şanssız bir paket açılımı oldu diyebiliriz. Fernandes'in gelmesi güzel oldu. Kadromda oynatıp değerlendirebileceğim oyunculardan birisi. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.